Yurtdışıeğitim.net'ten herkese sevgiler. Bugün yanımda sevgili Aycan Lüzer var. Hoş geldin Aycan. Hoş bulduk. İyisin. İyiyim. Aycan şöyle kıymetli. Bugün aslında onunla beraber yine Kanada'ya uçuyoruz. Kanada'da Georgian College'a gidiyoruz. Ve Georgian College'daki bugün tek tek sizin için programları işleyeceğiz. Nerelere gidebilirsiniz? Hangi programlar size daha uygun olacak? Bunların giriş koşulları neler? Hep aklınızda takılan böyle bize yazdığınız sorular var ya. İşte bugün kaynağı sevgili Aycan Lizör'de. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Hadi bugün başlayalım. Ve gençlere hem birazcık farkındalık yaratalım hem de takıldığı konular varsa ifade edelim ve tekrar altına da çizerekten belirtelim ki bunların açıklama kısmını tekrar bizim web sitemizde bulabilirsiniz ve videonun altına da linklerini bırakaraktan sevgili Aycan'ın anlattığı yorumları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Evet, sözü çok uzatmıyorum. Konumuz bugün otomotiv. Otomotivi büyüyen, gelişen ve değişen dünyanın içerisindeki yeri, Georgian College'ın açtığı bu bölüm ve buraya giriş koşulları, şartları neler? Sevgili Aycan'ın yorumuyla sizinle. Merhaba tekrar. Şimdi bir sürü detaylı bilgi vereceğiz. Hı-hı. Öğrencilerin bize kayıt esnasında sorduğu, bütün videonun tamamını dinlediğinizde hemen hemen aklınızdaki soruların tahmin ediyorum çok spesifik soru olmadığı sürece %80-90'ını cevaplamış olacağız. Doğru. Şimdi otomotiv business programı, Georgian College bünyesinde iki tane otomotiv programı var. Biz bugün 2 yıllık olanı anlatacağız. Evet. Bir de 4 yıllık olanı var. 2 yıllık Georgian College otomotiv bölümü. Şimdi bu programa 2 şekilde girebilirsiniz. Birincisi Türkiye'de liseyi bitirdikten sonra müracaat edebilirsiniz. Böyle öğrencilerimiz, hı hı, var. İkincisi Türkiye'de üniversite okuduktan sonra üstüne ikinci bir dal yapmak isteyen öğrenciler de bize başvuruyor. Otomotiv Business Programı 2 yıllık diploma programıdır. Ontario College diploma programıdır. Bu programda otomotiv sektörüne özel orta kademe yönetici yetiştirilir. 2 yıllık programda. 2 tane intake diyoruz. Yani 1 yıl içerisinde 2 tane başlangıcı vardır programın. Ne zaman başlıyoruz? 1 Eylül'de başlıyoruz. İkinci başlangıcımız Ocak başlangıcı. Ocak başlangıcı bizim için çok kıymetli. Neden? Türkiye'de üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra Türkiye'de devam etmek istemeyen öğrenciler için sene kaybetmeden girebilecekleri başlangıç dönemi. Güzel ama. Güzel. Çok güzel avantaj. Evet, hani böyle üniversite sınav sonuçları açıklanıyor. Aynen. Beğeniyorlar, beğenmiyorlar, ne yapacağız falan diye düşündüklerinde Ocak teminli bir başlangıcı var. Tabii burada hani kabul şartlarına da bakmamız lazım. Tabii. İngilizce, işte matematik notları vesaire. Kabul şartlarını, hı-hı, şöyle açıklayabiliriz. Genel olarak Georgian College bünyesinde diploma programı IELTS 6.0 overall academic score İngilizce'de yeterli. IELTS'den 6.0. Bu programı almak istiyorsanız, aynen, kabul ön şartlarından biri bu sevgili gençler. Mesela bu bilgiyi verdikten sonra diyor ki hocam 6.0 olmazsa ne olur? İkinci soru hemen o geliyor. Evet. 6.0. Olabilir ama yani Türkiye İngilizce, aynen, şartlarında öyle olabilirdi. Eğer 6.0 yakalayamazsa öğrenci IELTS'in 4 modülündeki her bir modüle ayrı ayrı bakıyoruz. En düşük, genel olarak şu bilgiyi söyleyebiliriz. En düşük modüle göre hazırlık süresi uzuyor. 6.0 yakalayamazsa mesela, işte en düşük modülü 4.5'sa, 5'se ona göre uzatıyorlar hazırlık süresini. Dolayısıyla her bir modülün notu öne geçiyor. Ama overall'da 6.0 yakalamış öğrenci ise, örnek veriyorum, academic reading 7.5 almış, writing'den 4.5, overall'da 6.0 yakalıyorsa o 4.5 onun için engel olmuyor. Mutlaka bir modülden o zaman ciddi başarı göstermesi lazım. Şimdi aslında İngilizcesi yeterli değilse siz İngilizce hazırlıkta sağlatıyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Tabii. Okul bünyesinde bunu sağlatıyor. Aynen öyle. Aynen o IELTS'i 6'ya ulaşasıya kadar bu başarıyı, aynen, veriyorsunuz. Öyle. Sonrasında programa devam edebiliyor. Aynen. Bunun öyle süresi öğrencinin yeterlilik düzeyine mi göre belirleniyor? Kesinlikle. IELTS eğer 6.0'ın altında çıkan her bir bantta tek tek bant skorlarına, evet, bakıyoruz. Yani bu önemli. O band skorlarına göre Georgian College bünyesinde 8 level diyoruz. Bizde 8 seviye var İngilizce'de. Hı-hı. Hangi seviyeye tekabül ettiğine bakıyoruz. O seviyeden başlıyor. Her bir seviye toplamda 7 hafta sürüyor. Arada level'lar arasında da 2'şer haftalık tatiller var. Dolayısıyla öğrencinin hazırlık okuma süresi tamamen İngilizce seviyesine göre uzar ya da kısalır.
ortalamada geçme puanını da barajı da aşması gerekiyor. Yani hazırlık okuması demek kesin programa girebilecek anlamında değil. Bir barajı geçecek. Tabii sınav barajlarında baraj altında kalmamız lazım. Ya da başka bir güzel bir nokta daha söyleyeyim. Diyelim ki öğrenci geçti. Yani IELTS 6.0'ı direkt gösterebiliyor ya da üstünü gösterebiliyor. Bazen önerdiğimiz şey şu oluyor. Diyoruz ki program başlangıcından 2 ay önce gelsen Kanada'ya. Son level İngilizceyi bir kere daha oku. Adaptasyonunu senin İngilizce ile atlatalım. Direkt programa girme. Hani sen zaten barajı aştın. O kısımda zorunlu değilsin. Ama böyle bir avantaj da var. Geçen seneki öğrencilerimizin çoğu bunu yaptı. Ne oldu? İlk defa Kanada'ya gelmiş. İlk defa akademik takvim başlamadan 2 ay İngilizce ile bütün okula ve çevreye adaptasyonunu geçirdi. Tabii akademik takvim başladığında bu öğrencilerin adaptasyon problemi kalmamıştı. Bir kampüs ruhunda aslında orada yaşamıştı oluyor. Aynen. Şimdi burada benim en çok merak ettiğim ve sormak istediğim ve altını çizerek vurgulamak istediğim konu şu. Staj var mı? Kesinlikle. Hani otomotiv dediğiniz şey biraz deneyimdir ya. Bu programın stajı var mı ve bunun süreleri nedir? Şimdi otomotiv business programı aslında bizim lokomotif programımız. Hı hı. Georgian College'ın en iddialı olduğu programdır. Bütün eğitim fuarlarında, uluslararası organizasyonlarda biz reklam afişlerimiz ve roll-up'larımızda otomotiv programını kullanırız. Popüler. Çok popüler. Dünyada da mı popüler? Çok. Dünyada Georgian College'ın otomotiv programı bilinir. Ontario bölgesinde otoşovu düzenleyen okuldur Georgian College. Şimdi programın bu kadar popüler olmasının sebebi bir stajda olması. Endüstriyle çok yakın bağlantılarda bulunulması. Yani öğrenciler programa başladıktan sonra ders aldıklarında otomotiv dünyasında çok ciddi bir network'e sahip oluyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Deneyim kazanıyorlar. Kesinlikle. Evet, stajlı program. Şimdi staj dönemi tam Türkiye'deki gibi değil programda. Şöyle, eğer öğrenci Eylül öğrencisi ise ilk iki dönemini okuyor. Yani ilk dönem ne zaman? Eylül'de başlıyor, Ocak'ta bitiyor. İkinci dönem Ocak'ta başlıyor, Mayıs'ta bitiyor. Tamam. O zaman work term dediğimiz staj dönemi Eylül başlangıcı öğrencilerde yaza tekabül ediyor. Ama kış döneminde 3 dönemden sonra olması lazım. Onu tekrar teyit edelim sistemden bakıp. Eğer öğrenci Ocak intake'in öğrencisi ise, yani Ocak'ta başlamışsa 1, 2, 3. döneminde okuyor. 4. dönemde staj yapıyor. Staj mantığı Türkiye'deki gibi her zaman yaza denk gelmeyebilir. Evet, hani bu böyle bir kalıplaşmış bir ön yargınız olmasın. Ve stajlara başlamadan önce co-op'la ilgili öğrencilerin yapması gerekenler var. Co-op dersleri almaları gerekiyor. Georgian College'ın sisteminde co-op adımlarını takip etmeleri gerekiyor. Danışmanlık veriyorlar bu noktada. Kariyer departmanı ile çok sıkı çalışmaları lazım. Aynen öyle. Ondan sonra co-op adımlarını tamamlayan öğrencilerde, eğer sektör çok ciddi eleman arıyorsa, ki geçen sene başımıza bu gelmişti, öğrenci kendisi müracaat etmeden şirketler davet etti. Ne güzel. Şimdi bak, ben duymak istediğim yerler burası Acan. Yani hani eğitim ama eğitim sonuçta bir yere bağlanacaksa, bir akademik bilgi, bir tecrübeyle odaklanacaksa, evet, işin güzel noktası sevgili gençler burası. Şimdi benim merak ettiğim diğer konu, ki bence siz de merak etmelisiniz. Program sonrasında işe yerleştirme oranlarının yüzdesi nedir? Evet. Türkiye'deki işe yerleştirme oranları nedir? Birazcık bunları da yüzdelerini alalım. Şimdi şöyle, tabii otomotiv programı bizim lokomotiv programımız diyoruz. Geçen sene Kanada hükümetinin bizlere verdiği istatistiklerde %93'tük. Çok iyi. Yani %93 çok iyi skala. Kanada'da da çalışabilme %93. Tabii. Work permit. Maaşını söyleyeyim ben hemen size. İlk başladığındaki yıllık average salary 41 bin Kanada doları. Mezun olduktan sonra, hani senior junior aradaki farkı var. Biraz daha tecrübelendikten sonra yıllık 68 bin Kanada doları gibi ortalama bir rakamı var. Ne kadar çalışma süresi verecekler? 2+2. Evet, hani bunu daha önce detaylı bir şekilde anlatmıştık sevgili gençler. Kanada'da çalışma sistemleri, yani stajla beraber çalışma haklarınız ne kadar geldiğini, bununla ilgili videolarımız var. Lütfen onlara bir bakın. Orada bir matematiksel oranı Kanada hükümeti önemsiyor. Aynen öyle. Şimdi tabii %93'ü nasıl yakalıyorsunuz diyorsunuz. Program mühendislikle işletmenin kombinasyonu aslında.
hem mühendislikten dersler alıyorsunuz. Yani bir proje müdürü olabilirsiniz otomotiv business'ı bitirdikten sonra. Ama CFO da olabilirsiniz. Yani finans müdürü de olabilirsiniz. Hani otomotiv ağında bayilerin nasıl kredi çekmesi gerektiğinden mikroekonomi dersleri de görüyorlar. Makroekonomi ve mikroekonomi. Yani muhasebe dersinden tutun da ama bir taraftan proje dersleri de görülüyor. Şey gibi düşünelim bunu. Türkiye'de mühendislik okuyup üstüne işletme master yapmış ya, gibi. Evet, biraz zaten community college'ların genel mantığından sizlere bahsetmiştik. Hani ne işe yarıyor, işte neden bu kadar bu dünyada popüler? İşte sebepleri aslında bunlara dayanıyor. Sektör özel eleman yetiştirdikleri için. Çok keyifli. Yani eğer bu alanda bir kariyer planınız varsa gerek Türkiye'de gerek yurt dışında... Dünyadaki en popüler programlardan bir tanesini sizler için anlatmaya çalıştık. Kapatırken sizi diğer üniversitelerden, diğer community college'lardan ayıran fark nedir? Bizi hani diğer college'lardan ayıran şunu söylemeliyiz. Kanada'da college'lar arasında eğitim seviyesi hiçbir fark yoktur. Herkes Boğaziçi. Devlet kontrolünde. Devlet. Özel college yok. Herkes devlet. Evet. Devlet kontrolünde okulu. Denetleniyor. Denetleniyor. Küçük farklar var aramızda. Mesela otomotiv programında bizim lokomotif olması gibi. Yani otomotivi domine eden okuluz biz Kanada'da. Ama bunun haricinde Türk öğrencilerin en büyük avantajı okulun içerisinde bir Türk ekibin olması. Ya hani ilk gittiğinizde çok önemli oluyor sevgili gençler. Tamam, Türkçe konuşma noktasında biraz sıkıntı oluyor ama sonrasında bir adaptasyonda da çok keyifli bir şey. Aynen öyle. Biz bu sene oryantasyon eğitimini ben Türkiye'den gideceğim Kanada'ya. 2018 Eylül intake'inde Türkiye'den gidip de başlayacak olan bütün öğrenciler oryantasyonu benimle geçirecekler Kanada'da. Yani bu programda sevgili Aycan'la berabersiniz. İyi bakın ona. Şimdi oryantasyona başlayacağız ve öğrencilerin adaptasyonunda hiçbir problem olmadığına ikna olduktan sonra ben Türkiye'ye döneceğim. Ama ben döndükten sonra orada ekibimiz devam edecek. Evet. Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrupa satış müdürümüz de Türk. Öğrenci işlerinde bir Türk'ümüz var. Junior çalışanımız var. Dolayısıyla Türk öğrencilerin orada arkalarında çok ciddi bir ekip çalışıyor. Aklıma ne geldi biliyor musun Aycan? Çok beğendi. Kanada'yı beğendi, programı beğendi, işler güzel. Devam etmek isterse? Kanada'da kalmayı mı, üniversiteye? Üniversiteye devam etmek isterse. O zaman diyoruz ki öğrenciye, senede iki kere yapılan eğitim fuarı var kampüs alanımız içerisinde. Partner olduğumuz Articulation, yani yatay geçiş anlaşması yaptığımız bütün üniversiteler bizim kampüs alanımıza geliyor. Ve öğrencilerle birebir görüşüyor. Evet. Karşıdaki üniversitenin istediği GPA ortalamayı ve toplam krediyi tutturuyorsanız eğer yatay geçiş yapabiliyorsunuz. Hak tanıyor. Kesinlikle. Süper. Amerika'da, İngiltere'de, Avustralya'da ve Kanada'nın içerisinde. Süper. Articulation anlaşmasıyla yani yatay geçiş yapabiliyorsunuz. Nasıl yapabiliyorsunuz? 2 yıl otomotiv business'ı bizle okursanız 2+2, 2+1.5 geçeceğiniz okula göre değişiyor. Süper. Anladık ki otomotiv business Georgian College'ın yürüyen gemilerinden bir tanesi. Aynen. Ve popüler, dünyada da popüler, ülkemizde de sevgili Aycan'la popüler olmaya başlayacak daha çok. Eğer bu programla ilgili daha detaylı bilgiler almak istiyorsanız lütfen bize ulaşın. info@yurtdışieğitim.net'e maillerinizi atın. Biz programın detaylarını dediğimiz gibi web sitemize ekledik. Ücretini ekledik çünkü bu ücret güncellenecek. Belki siz bu videoyu seneye seyredeceksiniz ya da 2 sene sonra. Ama özellikler genel itibarıyla böyle. Dünyanın en popüler programlarından bir tanesini sevgili Aycan'la size anlatmaya çalıştık. Görüşmek Kanada'da üzere. Görüşmek üzere. Neden olmasın? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.